Bir varmış bir yokmuş, eski masal çokmuş. Kulak ver de dinle, gel belimize. Bir varmış bir yokmuş, eski masal çokmuş. Kulak ver de dinle, gel belimize. Siz kent faresi ve kır faresinin masalını biliyor musunuz? Biraz sonra size bu masalı anlatacağım. Ama önce gelsin şarkılı masal tekerlememiz. İki arkadaş fare yolları kesişince, birisi kırda yaşar, kırıntılarla doyar. Diğeri kent faresi korkuyla zor yemesi. Bir zamanlar kırlarda yaşayan bir fare gene çıkmış kırlarda gezintiye. Gezerken etrafını incelerken karşısına birden daha önce görmediği bir fare çıkmış. Yaklaşmış fareye merhaba demiş. Karşısındaki fare de ona merhaba demiş. Ne kadar güzelmiş buralar, bayıldım. Ne kadar da güzel bir doğası var demiş karşısındaki yeni fare. O da demiş ki, daha önce yok muydun buralarda, seni hiç görmemiştim. Hayır demiş, ben kentte yaşıyorum. Aa ne güzel, demek sen bir kent faresin. Ben de işte buralarda, bu doğada, bu kırlarda yaşıyorum. Benim adım da kır faresi demiş. Böylelikle ikisi arkadaş olmuşlar. Kır faresiyle kent faresi. Önce kır faresi gezdirmiş yeni arkadaşına etrafı. Çok beğenmiş kent faresi buraların doğasını. Sonra biraz karınları acıkınca kır faresi demiş ki, gelsin evime götüreyim. Beraber olan yiyeceklerden biraz atıştırırız. Hem sonra dinlenirsin, sonra istersen de kentine, evine dönersin demiş. Kent faresi bu fikri çok beğenmiş. Hemen arkadaşının yanına gitmiş, evine gitmiş, misafir olmuş. Gelmişler eve, oturmuşlar masaya. Ama kır faresinin çok fazla yiyeceği yokmuş. Biraz işte kalan ekmek kırıntıları varmış. Koymuş arkadaşının önüne, biraz da kendisine. Kırıntıları yavaş yavaş yerken kent faresi demiş ki kır faresine, sen sadece bu yemekleri mi yiyorsun? Senin başka yiyeceğin yok mu? Yok, bazen daha çok oluyor. Bazen kırlarda, tarlalarda birazcık yemekler bulabiliyorum ama genelde ekmek kırıntıları oluyor. Olsun, idare ediyoruz. Buranın havası çok güzel. Hem ben buraları çok seviyorum. Bir yere de ayrılamam demiş. Ama kent faresi arkadaşının bu durumuna çok üzülmüş. Bak demiş, bizim kentlerde o kadar çok yemek oluyor ki, neler neler oluyor bir bilsen. Çeşit çeşit peynirler, hem böyle sırf ekmeğin kırıntıları değil, kocaman kocaman ekmekler oluyor. Bazen şanslıysak bir pasta kalıntısı bulabiliyoruz bile. Tatlılar, pastalar, peynirler, ekmekler, sütler, neler neler deyince kır faresi çok özenmiş arkadaşının olduğu yere. Gerçekten bütün bunların hepsini yiyebiliyor musun diye sormuş kent faresine. Evet demiş, biz mutlaka ve mutlaka bu yiyecekleri yeriz. İstersen gel. Ertesi günde istersen beraber gideriz kente. Bu sefer de sen benim evimde misafir olursun demiş. Kır faresi bu fikre çok beğenmiş. Hem zaten yıllardır kırdan dışarı çıktığı da yokmuş. Onun içinde bir gezme olur. Çok sevinmiş bu habere. Ertesi gün hazırlanmışlar. Yanına birkaç parça da eşya koymuş. Kenti seversen belki artık oralarda yaşarım. Hem artık böyle ekmek kırıntılarıyla da uğraşmam. Pastalar, sütler, çeşit çeşit peynirler, kocaman ekmekler yerim diye sevinmiş. İki arkadaş fare çıkmışlar yola. Kente doğru yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Yol boyunca sohbet edip durmuşlar. Kır faresi yiyeceği yeni yemeklerin hayalini kuruyormuş. Kent faresi de ona başka başka yiyecekleri anlattıkça anlatıyormuş. Böylelikle gelmişler kent faresinin evine. Kent faresi yuvasını göstermiş ona. Şöyle bir açmış sofrayı. Koymuş önüne peynirleri, koymuş önüne ekmekleri, koymuş önüne sütleri, koymuş önüne küçük pasta dilimlerini. Kent faresi, işte demiş, soframız bu. Nasıl ama, beğendin mi? Kır faresi hemen oturmuş. Şimdi hepsini birden hapur küpür yiyeceğim diye düşündüğü sırada birdenbire güm diye kapı açılmasın mı? Kapıdan içeriye eli sahipleri girmiş. Kent faresi, çabuk ol, çabuk ol, saklanmamız lazım, çabuk ol diye onu fare deliğin yuvasına doğru götürmüş, tutmuş kolundan da hızlıca çeke 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 ve orada saklanmışlar. Yiyeceklerin hepsi masada kalmış. Onlar uzaktan bakmışlar. Evin sahibi mutfağın etrafında şöyle bir dolanmış, alacağını almış ve çıkıp gitmiş. Demiş kent faresi. Evin sahibi gitti.
Hadi tekrar gidelim masanın başına. Dönmüşler iki arkadaş fare tekrar masanın başına. Ay iyi demişler. Yemekler harika. Allah'tan hiçbiri bozulmamış, hiçbirine bir şey olmamış. Tam kent faresi ve kır faresi yemekleri ağzına atacağı sırada tekrar kapı güm diye açıvermiş. Bu sefer de evin kedisi girmiş içeri. Eyvah demiş kent faresi, hemen kaçmamız lazım çabuk demiş. Tuttuğu gibi kurundan tarla faresi hop diye deliğe yuvasına sokuvermiş. Ve kedinin gitmesini beklemişler. Beklemişler, beklemişler. Kedi şöyle bir ortalarda dolanmış. Burnuna fare kokusu geliyormuş ama arasa da tarasa da hiç kimseyi bulamamış. Sonra mutfak kapısından çıkarak gitmiş. Bekleye bekleye iyice midesi yapışan kır faresi of demiş. Bu ne böyle? Kır faresi de gel gel artık yemek yiyebiliriz deyince kır faresi benim artık yemek yiyecek hiç halim kalmadı. Görmüyor musun demiş. Korkudan bir lokma bile ağzımıza atamadık. Yok evin sahibi yok kedisi. Böyle korkuyla yemek mi yenir? En azından benim kırda kendi ekmek kırıntılarımı korkusuz rahat bir şekilde yiyoruz. Ama demiş ki kent faresi kentte yaşam böyle. Korkuyla olsa kendimizi korumamız lazım. Yoksa bu kadar yemeği nerede bulacağım kentten başka? Kırda bunlar yok ki demiş. Ben evime dönüyorum demiş kır faresi. Burada hiç mutlu değilim. Ben korkuyla yemek yemektense kırıntılarımı huzurlu bir şekilde yemeyi tercih ederim. İstersen benimle gelebilirsin demiş. Ama kent faresi yok demiş. Ben o kadarcık bir yemekle doyamam. Ben burada gayet iyiyim, mutluyum demiş. İstersen evine dönebilirsin. Böylelikle kır faresi kent faresini bırakarak evine geri dönmüş. Ama o günden sonra iki yakın arkadaş birbirlerine mektup yazmışlar. Yazları kent faresi kır faresinin yanına ziyarete geliyormuş. Yazın kırlar çiçekler çok güzel oluyormuş. Kışın soğukta da kır faresi kent faresinin yanına ziyarete geliyormuş. Çok soğuk olan kırlarda en azından kentte yanan güzel bir şöminenin başında oturup beraber iki çift laf ediyorlarmış. Böylelikle iki arkadaşın arkadaşları sonsuza kadar sürmüş. Masalımız burada biterken gökten tam 3 tane elma düşmüş. Bir tanesi bu masalı dinleyenlerin başına gitmiş. Bir tanesi bu masalı anlatanın başına gelmiş. Diğeri de bu masalı kahramanlarının başına gitmiş. Hazırsanız şimdi tekrar şarkılı masal tekerlememizi söyleyelim mi? Hadi bakalım. İki arkadaş fare yolları kesişince birisi kırda yaşar kırıntılarla doyar diğeri kent faresi